Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Maşallah bu plakolar, D306'lar ilk gün geldiklerinden beri cüce vatozdan daha ne derler, evcil diyeyim yani. Plakolar normalde saklanır. Bunlar hep ortalıkta. Bir de yem verdik şu anda. Yem verince iyice birbirlerine kavga edip güç gösterisi yapıyorlar birbirlerine. Hemen şöyle yan taraflarda da 519'lar var. Burada da bir şey vardı ama neydi bunların adı? Unuttum şu anda. 37. L37. Çağan hemen destek oldu bana. Ve leopar vatozumuz. Leopar vatozlar da güzel hayvanlar ya. Baksana bunların üstüne de desen var. Bu üç grup plako çok keyifli. Diskuslar. Maşallah. Can. Bu arada ben telefonu değiştirdim de bayağı iyi çekiyor. Şu anda hayretler içinde çektiği görüntüye bakıyoruz biz de. İnşallah siz de artık çok daha güzel videolar izleyeceksiniz. Şöyle son kez çekelim. Bunları bitirelim. Evet, 9. ithalatımızı yapmış bulunuyoruz. Albino henkeller 5-6 santim 30 tane. Rainbow Shiner çok uzun süredir benim ve birçok arkadaşın aradığı balıktı. 110 tane Rainbow Shiner geldi. Bunları bir kere getirmiştim. Çok güzel balıklar. Çok da güzel satılmıştı. Elektrik Blue, Johanna Ciklet. Masmavi güzel renkleri oluyor. Albino, düz kuyruk, cüce vatozlar geldi 20 tane. Şurada Otakinius'larımız geldi, yosun yiyicilerimiz 20 tane. Gene L104 tüy kuyruk, 4, 5 hatta 6 santime kadar var içlerinde. Bir de yukarıda balıklarımız var. Oraya çıkıp oraya göstereyim. Peraltımlar bitmişti. Allah, kaydım. Düşüyordum. 10 tane peraltımız geldi. Melekler, bu yukarıda çok güzel oldu. Şimdi yarın veya yarından sonra efsane bir melik türü daha gelecek. Onu da videoda gösteririm. Kırmızı neonlar. Gün ışığı tetra. Üç dört santim Japon. Yine 3-4 santim teleskop Japon ve 20 tane balta balığı. Bu balta balığını geçen 5 tane aldım. Hemen birisi zaten 5'ini aldı. Çok güzel balıklardı. İsteyen de çok oldu. Benim de beslemek istediğim bir tür oldu. 20 tane de bunlardan aldık. Bir de 200 tane leopar vatoz geldi. Ben bugün İzmir'deyken sağ olsun Rahmi aldı, açtı balıkları. 3-5 santim arası leopar vatozlarımız da 200 adet mevcut. Şimdi yarın ve yarından sonra yeni çok güzel ve hem Türkiye'de ilk hem de hobihanemde ilk olacak balıklar gelecek. Onların da videosunu çeker gösteririm zaten sizlere. Şimdi biz bir balıkları açalım, yerleştirelim. Videoya sonra devam ederiz. Evet, balıkları ilgili akvaryumlara yerleştirdik. Sivrisinek rasvalarımız, Getruda gökkuşaklarımız, dikenli neriteler, kardinal tetra, neon tetra, kırmızı burun tetra, cüce balon balıkları. Bunlar tamamen tatlı suda yaşayabilen ve üreyebilen bir tür. 10 tane bunlardan geldi. Samuray gurami, çikolata gurami, leopar gurami,
Meyan kökü gurumi. Bayağı gurum çeşidi geldi. Kan kırmızı cüce gurumi. Barb türleri de bayağı güzelleşti. Şu anda ben bunların adlarını bilmiyorum. Güzel büyük bir barb. Şu Odessa barb. Şunun da adını bilmiyorum. At yüzlü botyalar. Black Ruby barb. Bunlar muhteşem oluyor büyük canına. Böyle siyahlı kırmızılı bir renkleri oluyor. Uarular. Uarı zaten akvaryumda da. Gold severyumlar. Ve efsane bunlar. Kelebek botoz. Bizim bu üreyebilen svillanalardan sonra Türkiye'de ilk kez, hem hobiyanede ilk kez, Türkiye'de ilk kez böyle desenle kuyruklarını açtıkları zaman kırmızı bir desen oluyor kuyruklarında. Bak şurada görünüyor. Böyle güzel bir tür geldi hobiyaneye. Onun dışında göstermediğim bir şey var mı? Yok. Bu parti gelenler de bu kadar. Bir parti daha gelecek. Hobiyane Allah bu akvaryuma yetmiyor, ben size söyleyeyim. 350 akvaryum yaptık ama gene bazı balıklar içinde bazı türleri karıştırmaya başladım. Çünkü yetmiyor. Bana yetmiyor yani. Anladım ben bunları. 1000 tane de akvaryum olsa yetiştiremeyeceğiz. Bu arularla sevaryumları yan yana koyacağız. Yapacak bir şey yok. Seviyoruz biz bu işi. Aynı şekilde güzel türleri buldukça eklemeye devam. En azından kafam daha rahat. Şimdi yani 400 türü geçtim artık. 400 tür her zaman oluyor aşağı yukarı. İşte 410'lara çıktığım oldu. İşte 390'lara düşüyorum bazen. Ama 400 türü çok rahat alabiliyorum. Ama aşağıda olsaydı çok büyük bir sıkıntıydı. Birçok yer sıkış tepiş olacaktı. Birçok türü yan yana. En azından bir akvaryuma 3-4 tür koymak zorunda kalacaktım. Şimdi 2 tür falan idare edebileceğiz gene. Zaten düşün, 350 akvaryum var. Her akvaryuma 2 tür koysan 700 türlük yerimiz var yani. Gayet güzel. Şu anda bunu düşününce ben kendim rahatladım. Ama aşağıda 120 akvaryumda bu kadar türü imkanı yoktu. Çünkü karıştırınca bir şekilde sorun çıkıyor. Neyse, çok fazla uzatmayalım. Ben hemen balıkları açmaya başlayayım. Evet, balıklarımız yerlerine alışmaya başladılar. Albino henkeliler. Maşallah kayıpsız hepsine adaptasyon yapıp hobiyanem sularına ekledik. Rainbow Shiner'lar da aynı şekilde sıfır kayıp. Çok keyifliler. Kıpır kıpırlar yerlerinde, hiç durmuyorlar. Renkleri yavaş yavaş gelmeye başladı ama sağlıkları çok yerinde. Johanna Ciklet'ten 2 tane kaybımız oldu sadece. O kadar da olur. Yani 9. ithalatımızı çok küçük kayıplarla tamamlamış olduk. Maşallah balıkların da keyifleri yerinde. Albino Full Red A kalite balıklarımız tekrar geldi. Bu sefer hediyeleriyle birlikte geldi. Bir sürü yavru var yolda, stresten doğurmuşlar büyük ihtimalle. Onları bakalım, bunları yemeden ayıklayacağız. Bir de Super Red düz kuyruk vatozlarımız geldi. Onların da renkleri, formları çok güzel maşallah. Şimdi yine bir parti daha yukarıda balığımız var. Onların kolisi o kadar ağırdı ki içeriye taşıyamadım. Tek tek dükkanın önünden yolda koliyi açtım. Bunları tek tek buraya getirdim. Şimdi bunları da ilgili akvaryumlara koyalım. Burada baya özel türler var. Hatta bir tanesi Türkiye'de ilk kez olan bir tür. Hemen onları yerlerine koyunca göstereyim ben size. Bizim torunlar hobihaneye geri geldi. Tabii yeni hobihaneye geldi. Bunlar eski hobihaneden gitmişti, bunların annesi babası. Ben üretim yaptığım zamandan son parti kalan inci gövdeleri bir arkadaşıma vermiştim. O bir ara bayağı güzel yavru aldı. Bunlar da onun son parti yavrusu. Artık damızlık boya gelmişler zaten. Şu anda stresliler. Şuraya iki çifti buraya koydum. Burada da 3 erkek 2 dişi var sanki. Şu an stresli ve kuyruklarını kısıyorlar. Hobihaneye geri gelmiş oldu aynı kan. Çok güzel inci gövdeler. Bir parti daha balığımız geldi. Hem yerli hem ithal balıklarımız geldi. Frontozlarımız ithal balıklar. Kırmızı imparatorlar.
Demesoniler, Yunuslar, Yunusların büyükleriyle küçüklerini yan yana koydum. Sarı prensesler, Otokinyus, Afinyuslar ve Panda Gararufa var bunların içinde. Burada Snow White, Lewis 44'ler var. Yukarıda da balıklarımız var. Hemen yukarıya çıkalım. Artık aşağılı yukarılı. İki tarafa da bol bol balık geliyor. Büyük ihtimalle bu videonun içinde siz büyük birkaç defa yukarıya aşağı inip çıktınız. Şöyle Red Devil meleklerimiz geldi. Sarı Ateş, Karidesler, Bovare pirinç balıkları, Jumbo Boy, tavşan salyangozlar. Şimdi bunlar biraz sıkıştılar. Kendilerini çok güzel gösteremiyorlar ama geçen parti geldiklerinde efsaneydi renkleri. Büyük ihtimalle bunlar da zaten aynı şekilde çok güzel. Cüce kerevit, Silver Lime pirinç balığı. Şurada dikenli neritelerimiz var. Şimdi bakalım. Kırmızı burun, Neon Tetra, Hindistan Barb, Kardinal Tetra, Siyah Neon. Bu sıra bayağı güzelleşmeye başladı. Tetra grupları. Betalarımız geldi. Bayağı çeşitli. Şimdi onlar yerlerine alışsınlar. Ayrıca bir videoda gösteririm onları. Piranatus ve Labiolar geldi. Kelebek Botuya, Matrakanta, Borneo Kelebek Vatos ve L46. Bu seri komple şöyle Kelebek Vatos serisi oldu. Güzel oldu. Kese göz Japonlar. Bu kese gözler geçen parti de böyle keseri küçük geldi. Sonra zamanla bende bu keser bayağı büyüdü. Güzel oldular. Şurada öpüşen gromiler var. Bitçil piranalar, nakteriler. Poşeti aldım. Poşetin içinde bir şey var mı diye baktım ama bunlar işte çok hırçının etçil oldukları için böyle birbirine zarar vermesinler diye poşetin içinde bir dünya şeyle doldurmuşlar. Onun dışında da şimdilik gelen başka bir şey yok. Transgenetik tehtalar var şurada. Balıklarımızı bir açalım bakalım. Betalarımız yerlerine alıştılar. Keyifleri yerinde maşallah. Bayağı formları, kuyruk yapıları çok güzel balıkların. Tek tek özenle seçince böyle mükemmel balıklar geliyor. Beta standımızın durumu da bu şekilde.